balıkçı ve karısı. Denize yakın bir yerde, bir uçurumun kıyısında kendileri için yapmış oldukları derme çatma bir kulübede yaşarlarmış. Balıkçı hayatını kazanmak için her gün uçurumun kenarına gidip olsayla balık tutarmış. Kendisi mütevazı hayatından gayet memnunmuş ama karısının memnun olmadığını biliyormuş. Karısı her zaman sıkıntılı ve isyankarmış. Çoğu zaman şu pis kulübeye bak. Bu koku beni hasta ediyor. Sabah akşam temizliyorum burayı ama hiç faydası yok dermiş. Balıkçı karısını seviyor ama onun her zaman şikayet etmesine bir anlam veremiyormuş. Balıkçının iki balık yakaladığı güzel günlerde karısı üç tane istermiş. Kocası ona manga götür derse o kayası istermiş. Balıkçı ne yaparsa yapsın karısını mutlu edemiyormuş. Balıkçı karıcığım seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Karısı. Beni bu pis kulübeden çıkar. O zaman mutlu olurum demiş. Çaresiz kalan balıkçı bir şey demeden oltalarını alarak uçurumun kıyısındaki balık tutma yerine gitmiş. Su sakin ve masmaviymiş. Balıkçı suya oltasını attıktan sonra oracıkta oturmuş. Aradan birkaç saat geçmesine rağmen oltaya takılan bir şey olmayınca hım Galiba bugün meyveyle ile idare edeceğiz diye düşünürken oltasını çekmeye başlamış. Balıkçı oltasına sımsıkı sarılarak hemen çekmeye başlamış. Balıkçı: o çok ağırmış bu. Büyük bir balık olmalı." Ota sudan çıktığında ucundaki dil balığını gören balıkçı şaşırmış. Daha önce görmedikleri renkli ve parlak bir balıkmış bu. Oltayı yukarı çekerken bir dil balığı Niye bu kadar ağır olabilir ki? Belki de çok yedi diye düşünmüş. Dil balığı, hayır balıkçı. O yüzden öbür balıklardan ağır gelirim. Ne? Sen benimle konuştun mu? Neler oluyor burada? Adım nereden biliyorsun beni? Senin hakkında daha bir sürü şey biliyorum. Ben normal bir balık değilim. Büyü yapılmış bir prensim. Lütfen beni serbest bırak. Hem zaten tadım da güzel değildir. Lütfen beni öldürme. Hayır. Daha fazla konuşma. Konuşan bir balığı öldürecek değilim ben. Haydi git bakalım. Teşekkür ederim demiş. Balıkçı dil balığını suya bıraktıktan sonra onu karısına anlatacağı için heyecanlanmış ve eve koşar adım gitmiş. Karısına hiç balık götüremediğini de unutmuş. Eve varır varmaz eşine. Hayatım sana bir şey anlatacağım yanıma gel. Ne var? Bugün balık yok mu? Hayır. Bir dil balığı yakaladım ama konuşuyordu. Kendisine bir büyü yapıldığını, prens olduğunu söyledi bana. Ne oldu sonra? Ee, ondan sonra onu saldım. Şu an denizde. Sen sihirli bir balık yakaladın ve sonra onu saldın mı? Yani niye yaptın bunu? Biz hem fakiriz hem açız. Pis bir kulübede yaşıyoruz. En azından daha iyi bir ev isteseydin. Bir balık bana nasıl bir ev verebilir? Böyle bir şey yapamaz. Biz elimizdekilerle mutlu olmalıyız. Ben daha iyi bir yerde yaşarsam mutlu olurum. Onun büyülü bir prens olduğunu söylemedin mi? Onun hayatını bağışladın. O da senin için bir şey yapsaydı ya. Hemen geri git ve ondan bir ev iste. Balıkçı tereddüt etmiş ama deniz kenarına geri dönmüş. Suyun birazcık derin bir saraya benzediğini şaşkınlıkla görmüş. Balıkçı, sihirli balık beni duyabiliyor musun? Balık bir anda su üstüne çıkmış. Sanki balıkçıyı bekliyor gibiymiş. Benim karım mutlu değil. Dil balığı. Ne istiyorsun peki? Benden bir ev istiyor. Eve dön. Artık ev onundur. Balıkçı eve dönmüş ve karısının güzel bir evin kapısında durduğunu görmüş. Evin içi bakımlı ve temizmiş. Hem mobilyaları da hem de şöminesi varmış. Karısı. Hayatım bak bu ev çok büyük ve daha temiz demiş. Evet, şöminesi bile var. Ne kadar güzel değil mi? Artık mutlu olsun. Burada ilelebet yaşayabilir miyiz? İlelebet mi? Hmm. Sonra düşünürüz bunu. Yemek yiyelim sonra uyuyalım. Balıkçının karısı o gece uyuyamamış. Kendisini mutlu edecek şeyleri düşünüp durmuş. Sabah kahvaltı masasında kocasının gelmesini beklemeye başlamış. Kocası gelince, günaydın kocacığım. Dinle, bey bize ufak geliyor. Ben bir sarayı istiyorum ve kraliçe olmak istiyorum. O balığın yanına git ve bir saray iste. Ne dedin sen? Niye kraliçe olmak istiyorsun ki? Bunlar bize yeter. Ona ben karar veririm. Balığın yanına git ve beni bir kraliçe yapmasını söyle. Balıkçı tereddüt ederek deniz kenarına doğru yürümüş. Deniz o gün mor renkliymiş ve rüzgar çok sertmiş. Sihirli balık beni duyabiliyor musun? Benim karım mutlu değil. Ne istiyor peki? Bir saray istiyor ve kraliçe olmak istiyor. Eve dön. O saray onundur. Balıkçı geri döndüğünde kulübe orada değilmiş. Onun yerine pirinç kaplı yüksek bir saray varmış. Sağa sola koşturan bir sürü hizmetkar varmış. Karısının bir tahta oturduğunu görmüş. Başında bir taç varmış. Balıkçı, sen artık kraliçesin. Evet, ben bir kraliçeyim. Ne kadar güzel değil mi? Artık mutlu musun?'' E, hayır. Bu bana yetmez. İmparatorca olmak istiyorum. Ne? Ne düşündüğünü... Ne? Ne düşündüğünü biliyorum. O balık seni imparatorca yapamaz. Bu imkansız. Bunu sen bilemezsin. Şimdi o balığa git. Beni imparatorca yapmasını söyle. Balıkçı tereddüt içinde denize doğru yürümüş. Kahverengi suya bakmış. Bunun sebebini merak etmiş. Sihirli balık beni duyabiliyor musun? Karım mutlu değil. Dil balığı... Ne istiyor peki? İmparatoriçe olmak istiyor. Evet o. Karın artık bir imparatoriçe. Balıkçı geri dönerken karısının artık mutlu olup olmadığını düşünmüş kendi kendine. Saraya vardığında büyük pirinç kapların yerini artık altın kaplar varmış. Saray eskisinden daha büyükmüş. Karısı da artık altın bir tahta oturuyormuş. Bütün soyluların ve kralların onun tahtının yamacında oturuyormuş. Karısının bir de altın bir küre, elinde altın bir asa varmış. Balıkçı Sevgilim, artık gerçekten de imparatoriçe oldun. Karısı Evet, oldum. Sana, o balık bunu gerçekleştirebilir demedim mi? Evet, dedin. Peki, mutlu musun? Aa, orasını bilmiyorum. Göreceğiz. Yorucu bir gün geçirdik. Artık uyumalıyız. Balıkçı, karısının başka bir şey istemesinden çok korkuyormuş. O, sabahtan beri koşuşturmaktan yorgun düşmüş. Yatağa yattığında... Derin bir uykuya dalmış ama karısı uyuyamamış. Kendisini mutlu edecek şeyleri düşünmeye başlamış. Aradan bir hafta geçmiş. Balıkçının karısı mutlu olsun diye her gece dua edermiş. Ama karısı her gece yatakta oturup ayava ve yıldızlara bakıyormuş. Sonunda bir gece düşünmekten yorulmuş ve dinlenmek istemiş. Ama kadın ne sabah mı oldu yoksa güneş ne cüretle doğuyor. Bir haftadır uyuyamadığımı bilmiyor mu diye düşünmüş. Sabah olunca hemen eşini uykudan kaldırarak ben güneş ve ayı kontrol edebilmek istiyorum. İznim olmadan hareket etmelerini istemiyorum. En büyük ve en güçlü olmak istiyorum demiş. Balıkçı ne dedin lütfen artık kes bir daha oraya gidip kendimizi tehlikeye atama. Bizi tehlikeye atmayacaksın. Hayatlarımız bana ait olacak. Hiçbir şey bize dokunamayacak. Git o balığa beni en güçlü şey yapmasını iste. Hayır sevgilim. Sen de istediğinin farkında değilsin. Buna daha fazla tahammül edemem. Eğer gitmezsen beni çok üzeceksin. Hem de çok fazla. Balıkçının karısını mutlu görmek istiyormuş. Ve hata ettiğini de biliyormuş. Gökyüzündeki bulutlar denizin üstünde duruyor ve daha çok şiddetleniyormuş. Sihirli balık beni duyabiliyor musun? Kar Karım hala mutlu değil. Dil balığı ne istiyor peki? Şey istiyor, en güçlü, en güçlü olmak istiyor. Eve dön. Karın artık en güçlü. Balıkçı bütün gücüyle eve koşmuş. Eve vardığında karısının olmadığını görünce onun yok olduğunu fark etmiş. Her nerede aradıysa onu hiçbir yerde bulamamış. Deniz kenarına geri koşmuş. Deniz şimdi sakin ve maviymiş. Bulutlar dağırmış ve güneş parlıyormuş. Sihirli balık, sihirli balık beni duyabiliyor musun? Lütfen geri gel. Karıma ne yaptın sen? Dileğini yerine geçirdim. En yüce ve en güçlü şey olmak istediğini söyledi. Ve öyle de oldu. En güçlü şey hiç kimseyi görmemiştir. Ve hiçbir insan karını göremiyor. Hayır. Lütfen onu bana geri ver. Bir dileği tersine çevireme. Bir dakika buldum. Şu ana kadar hep karım için dilek diledim senden. Hepsini de yerine getirdin. Ama senin hayatını kurtaran bendim. Benim dileğimi kabul et. Balık. Hım haklısın. Sen ne istersin? Balıkçı. Derin bir nefes almış sonra. Ben karımın mutlu olmasını istiyorum. Eve geri dön arkadaşım. Karın mutlu olmak için. Her şeye sahiptir artık. Balıkçı koşarak eve dönmüş. O da şaşmış kalmış. Karısını ufak kulübenin kapısında görmüş. Ama kulübe artık pis değilmiş. Balıkçı. Demek geri döndün. Karısı. Eve sevgilim sarayların ve taşların mutluluk satın almadığını fark ettim. Hadi evimize gidelim. Balıkçı ve karısı o günden sonra bir gün bile aç kalmamış. Mutluluğun basit şeylerde olduğunu anlamış, ondan sonra sonsuza dek mutlu yaşamışlar.''